Yumuşacık mayasız lavaş ekmeği tarifiyle Masmavi 3 Mutfak'ta hoş geldiniz. Tarifimiz çok kolaydır, bekleme süreniz yoktur. Buyurun malzemeler. 500 ml ılık su, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 kilograma yakın una ihtiyacımız var. Yoğurma kasemize ılık suyumuzu, tuz, zeytinyağımızı da alıp unumuzu dikkatli bir şekilde ekleyerek yoğurmaya başlayabiliriz. Ben unumun bir kısmını ekleyip her zaman tahta kaşıkla topluyorum. Hafif toplandıktan sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Bu arada baktım ki çok hamurum yumuşak, birazcık daha un takviyesi yapıyorum tabii ki. Olması gereken kıvam budur. Elinizi bıraktığı anda hamurunuz hazırdır. Hiç beklemeden hemen bezeler alabilirsiniz. Orta büyüklükte bezelerimi alıp hemen açmaya başlıyorum. Açma işleminde elinizden geldiği kadar çok az un serpmeye gayret gösterin. Çünkü lavaş ekmeği fazla unlu olduğu zaman pişerken hem görünüm olarak hoş durmayabilir hem de yüzeyi çok kuruyabilir. Şayet baktınız ki çok unlu oldu, elinizle bu şekilde çırpıp ortası da ısınmış tavanıza verebilirsiniz. Tavanızın ısısı çok fazla olursa lavaş ekmeğiniz kuruyup yanabilir. Çok yavaş olursa bu defa yine kabarmayabilir. Orta derece ısıda tutmaya gayret gösterin lütfen. Ve yüzeyi tamamen bu şekilde kabarcıklar oluştuğunda ters çevirebilirsiniz. Mayalı olmamasına rağmen sizler de görüyorsunuz ki muazzam bir şekilde kabarıyor. Tavamızı ıslak bir kağıt havluyla arada bir temizliyoruz ki ekmeklerimiz bembeyaz olsun diye. Bu da önemli bir püf noktasıdır. Tüm ekmeklerimi aynı şekilde pişirip üst üste sıcağıyla dizdim ve her ekmeğin üzerine sıcakken tereyağı sürdüm. Tabii ki isteğe bağlıdır, sürmeseniz de olur. Fakat tereyağı sürdüğünüzde çok daha lezzetli oluyor tabii ki. Ve lavaş ekmekleriniz bitmiştir. Kebap, peynir, arzu ettiğiniz harçla dürüm için hazırdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.